Günaydın, ne yapıyorsunuz? Ben kalktım, duşumu aldım, bantlarımı, maskelerimi yaptım, yeni yılın ilk bakımını yapıyorum. Kalktım, şaka bir yana yaptım bunları. Şimdi açalım beraber. Gözlerim hala çok acıyordu. Gece geç yatmalarda maskenin siyahlığı geçmiş. Aynaya bakayım. ...2020'nin bütün psikolojik gitsin. Daha istemiyorum bir şey. Şimdi tonikleyeceğim yüzümü. Dünkü video hala yüklenemedi. Çünkü sevgili YouTube dün geceden beri videoyu anca yükledi bu sabah. Sabah da değil, öğlen. Ve HD sürümü hala yüklenmiyor. 360p'de yine. Ben 360p'ye yüklenene kadar açmıyorum videoyu. Hadi bakayım. O HD yüklenene kadar bekleyeceğim. Daha kahvaltı yapmadım yani. 12'de kalktım. Benim için sabah öğlen aydı. Gün öğlen aydı. Hızlıca yapalım. Şu videoyu halledeyim. Egzene bu sabah da üye olamadım. Yani egzene üye olan cindir. Egzene üye olabilen cindir. Daha doğrusu. Bu ne ya? Asla üye olamaz. Üye ol. Giriyorsun. Başlat diyorsun. Üye girişini atıyor. Bir daha üye oluyorsun. Böyle bir kısır döngüye giriyorsun sitede. Herhalde pazartesinden önce çözülemeyecek o problem. Yoksa şeyi izlemek isterdim. İşte bu benim masalım izleyip bir ilk bölüm değerlendirmesi. Sarardı baya. Ama ne olmadı. Ben de işte kendi kendime bakım yapıyorum. Bunu kullanıyorum. Tonik zaten biliyorsunuzdur yani bunu. Geçen bakım videosunda söylediğim tonik. Bu arada. Bakım videosunu izleyemeyenler şuraya falan diye atabilir miyim acaba böyle bir şey? Ek gelirsem eklerim. Bugün de hava çok güzel. Biz yine evdeyiz. Başında. Aman Allah'ım, ilaç içti. 100.000 like. Beni rahat bırak. Maç izleyeceğim. Hayat kısa, Eylül maç izliyor. Ya. Şaka bir yana ben ciddi ciddi maçları sardım ve acayip takipteyim yani. Şampiyon olana kadar devam. Geçen sene değil, ondan önceki sene, mezuna kaldığım senenin sonlarına doğru ben başlarım galiba izlemeye, evet. Ondan sonra beni hep sardı, full takip ediyorum. Mesela bugünkü Başakşehir maçında şeyin sakatlığı hiç iyi olmadı. Mert'in sakatlığı mesela sıkıntı son maçlarda. Bakalım ne olacak, biraz şey de yetersiz kalıyor şey. Volkan. Evet, en güzel kısma geldik. Bugünü bekliyordum zaten. Şu evde yapılan, yağda açılan cipslerden yapacağım. Vay. Aha, oldu. Vallahi oldu. Şuncacık şey.
Süper. Muhteşem ya. Kocaman oldu. Hemen de yanıyor bu arada. Hemen almamız lazım. Bir iki tane yaktım. Kokusu patlamış mısıra benziyor. Az olur diye şöyle bir paket almıştım, yarım kiloluk. Ama yani iki avuç, ya tam bir avuç kadar şöyle bir şey attım, bu kadar çıktı. Bayağı varmış yani. Çok tatlı. Şimdi tadına bakacağım. Yaptım, şimdi yiyeceğim. Bu ne biliyor musunuz? Çitos. Ama patlamış mısır tadında. Kesinlikle tadı patlamış mısır ama kıvam çitos. Tamam, bayılıyorum. Yiyince böyle ezilmiş patlamış mısır tadı veriyor. Cipslerim hazır olduğuna göre maçı keyfi yapabilirim artık. Zihin okuma. Arabamı yaktım, benim yaktım. Benim yaktım daha pahalı. Bedava yemek yemek. Zaten. Çıktım yürüdüm, mum oldum, sızdım, eridim. Hayda. Şükür Hakk'a yüzler. Bugün size bir kitaptan bahsedeceğim. Ama kitaptan önce bu kitabı nasıl keşfettim onu anlatmak istiyorum. Bir gün YouTube'da 70'ler, 80'ler, 90'lar nostaljik videoları izliyordum. Ben zaten Türkçe popunu ve arabeskini de çok severim. Bir videoya denk geldim. Videoda Şoka Pop'tu galiba. Sayfa Instagram'da da var hatta. Böyle nostaljik haberler, gazete küpürleri vesaire, onları paylaşıyorlardı. Orada bir videoda Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe polemiğiyle alakalı bir başlık vardı, büyük. Yine dikkatimi çekti çünkü onların ikisinin de aynı kişiye Vazgeçtim adında şarkı yazdığını biliyordum. O videoyu izledim. İşte o kişi Uzay Yaparı'ymış. Daha sonra Uzay Yaparı'yı araştırdığımda dinlediğim çoğu şarkının müziklerinin ona ait olduğunu öğrendim. O yüzden daha bir sevmiştim kendisini. Bana hitap ediyordu müziği yaptığı iş. Hatta bazı Sezen Aksu şarkılarında söz yazarlığı da var kendisine. Neyse, onun haricinde tabii onun anısına çekilen videolar var kendisinin vefatından sonra. Onları izlemiştim. Orada Zeynep Tunuslu'yu görmüştüm ve bu kitabı yazdığından da bahsetmişti sanırım. Daha sonra bu kitabın lansman videosunu gördüm. Ortaköy'de bir lansman yapılmış ve aynı bu şekilde bu kartlı hali lansmanda vardı. Galiba lansmana özeldi bu, bakın arkasında oğlumun ayak izi var. O yüzden çok dikkatimi çekmişti. Bu gerçek yaşanmışlıklar beni her zaman etkiler. O yüzden almaya karar verdim.
tabii ki almışım ama. Çünkü kitap çocukluğundan mesleğine, sonra Uzahi Parayı'yla nasıl tanıştıklarına, sonra ondan sonrasına biraz değiniyor. O yüzden güzel bir kitap. Tabii bu kitap şöyle, bir anda yazılan bir kitap değil. Hani sonradan kitap yazmaya karar verip başlanan bir kitap değil. O çocukluğundan o son zamana kadar yazdığı böyle ufak notlar, işte peçeteye bile yazmış bazı şeyleri, mektupları var, şiirleri var yazdığı. Onların derlemesi. O yüzden ben zaten çok severim yani bu tarz yazıları. O yüzden dikkatimi çekmişti. Yani okumaktan zevk aldığım bir kitaptı. Nefes almadım. Zaten en etkileyici kısmı Uzay Hepar'dan sonrası. Nasıl tanıştıklarını, nasıl evlendiklerini anlatıyor. Zaten kısa bir süre sonra Uzay Hepar'ı motosiklet kazası geçiriyor Etiler'de. Demet Akbağ'ın arabasını çarpıyor hatta. Ve bir süre sonra vefat ediyor. Vefatından bir gün önce bebekleri olacaklarını öğreniyorlarmış. Maalesef kendisi göremedi. O da Zeynep Tunuslu da oğluna hitaben bu kitabı aslında kaleme alıyor, birleştiriyor bunları hani oğluna anlatmak için babasına. Öyle. Böyle bir kitap. Yani otobiyografi sevenler, böyle yaşanmışlıklar sevenler, hikayeler sevenler, gerçek hikaye sevenlere tavsiye edilir. Okuyun bence.